Şimdi şu anda avlusunda bulunduğumuz cami Yıldırım Beyazıt Han'ın 15 yaşında Bolu'da şehzadelik yaptığı dönemde Mudurnu'da kendi adına yaptırdığı bir cami. 640 yıl önce yapılmış bir cami arkadaşlar. Bakın 640 yıl önce. Başka bir şekilde size anlatmaya çalışayım. Cami ve mimari tarz deyince kim akla gelir? Mimar Sinan. Mimar Sinan'dan 180 yıl önce yapılmış arkadaşlar. 180 yıl önce yapılmış Mimar Sinan'dan. Yani burayı yaptıran, burayı çizen, projesini çizen mimarın adı Ömer bin İbrahim. Ve o dönemde, erken Osmanlı dönemi biliyorsunuz. O dönemde içeride taşıyıcı direk ve kolon kullanılmadan yapılan tek mimari örnek arkadaşlar. Biraz sonra isteyen arkadaşlarınız içeri girecekler tabii. Namaz da kılarsınız, dua da edersiniz. Kaç dakika süre verir bilmiyorum önderleriniz. Ben içeride de size söyleyeceğim. Birincisi, hiç içeride taşıyıcı direk ve kolon yok. Tek parça yapılmış. Tek örnek o dönemde yapılan. Bir başka örnek arkadaşlar, bir başka bilgi vereyim. Caminin yapımından 7 sene sonra hamam yapılıyor. Hamam da aynı mimar tarafından yapılıyor. Hamamın da en tipik özelliği, Osmanlı hamamlarının içinde çok az sayıda teşkil eden çift taraflı hamam. Yani hem kadınlara açık bir bölümü, bir bölümü erkeklere açık. Çift bölümlü yapılmış. Genelde Osmanlı hamamları tek bölüm yapılır. Haftanın belli günlerinde erkeklere açık olur, belli günlerinde kadınlara açık olur. Biz öyle biliyoruz. İstanbul'da ben öyle gittim hamamlara. Ve arkadaşlar başka bir müthiş bilgi daha vereyim. Caminin sıcak suyuyla alttan ısıtmalı. 640 yıl önce kalorifer sistemi yapmışlar. Ay maşallah. Yeniden ısıtmalı ama bu bir tekniği. Yani 640 yıl önce alttan ısıtmalı sistem kurmuşlar arkadaşlar. Bir başka özellik, caminin içine girenler görecektir. Ses akustiği çok mükemmeldir. Hatta ben gelenlere şöyle espri yaparım. Ben içeride şarkı söylesem Eurovision'u alırım. Ama içeride söyleyeceğim. Benim sesim bile çok nefis çıkar içeride. İçeri giren arkadaşlar caminin bu özelliklerine dikkat ederlerse anlattıklarımı birebir yaşamış olurlar arkadaşlar. Şimdi buradan hazır gölgedeyken söyleyeyim. Mudurnu bakın Mudurnu isminin nereden geldiğini tahminen söyleyelim. Kesin kayıt olmamasına rağmen. Arkadaşlar şurada bir tepe var. Sağ tarafta bir tepe var. Şöyle geri giderseniz görürsünüz. O tepede boşaltsın da tamam. Arkadaşlar o tepede Bizans Bursa Tekfuru'nun kızı adına yaptırdığı kale kalıntıları var. Benim çocukluğumda surların boyu benim boyum kadardı ama taşlarını çalıp çalıp getiriyoruz binalarda kullanmaya. Tarihe saygımız yok çünkü. Ve bu verdiğim bilgilere internetten çok rahat ulaşırsınız. Evliya Çelebi 1645'te Mudurnu'ya gelmiş. Oradaki kaleyi anlatırken diyor ki üç tarafı surla çevrili. Uçurum olan bir taraf var, orada sur yokmuş. Ve Evliya Çelebi orada işte bakımsızlıktan evlerin, binaların harap halinde bahseder. Ve arkadaşlar Bizans Bursa Tekfuru, tekfurluklar var o zaman. Tekfurunun kızının adı Matarni. Biz biliyoruz ki Bolu salnamelerinden filan okuyoruz ki eski tarihten. Mudurnu adından önce Mondorlu denmiş, Matarni denmiş, Moderna denmiş ve bugünkü değişik Mudurnu adını almış. Yani oradan bugüne ulaştığımızı sanıyorum. Başak gitti tekrar.
Söylenemedi. Bitti artık. Resmi ya, denk gelmez. Randevulaysan denk gelmez yani. Biri biri aksar. Şimdi arkadaşlar, Mudurnu, Mudurnu bir Osmanlı kasabası gördüğünüz gibi. Mudurnu bir Bizans kasabası. Daha önce Selçuklu kasabası. Geriye doğru gidiyorum tarih olarak. Efendim Mudurnu'da Bitiye Romalılar yaşamış. Batı Roma İmparatorluğu içinde konsüllük var. Daha da geriye gittiğimizde Bitinyalıların yaşadığını görüyoruz. Daha da gittiğimizde Perslerin yaşadığını görüyoruz. Daha da geriye gittiğimizde Likyalıların, Frikyalıların yaşadığını görüyoruz. Daha da geriye gittiğimizde Hititlerin yaşadığını görüyoruz. Yani Hititler Çorum'a geçerken Mudurnu, yani bütün bu kavimler Mudurnu üzerinden geçiyorlar Anadolu'ya. Ve yerleşenler çok olmuş. Dolayısıyla Mudurnu binlerce yıllık kavimlerin bir araya gelip ortak oluşturdukları kültürün sonucu bir Mudurnu oluşmuş arkadaşlar. Evet, sadece tavukla anmak biraz haksızlık Mudurnu deyince, değil mi? Tavuk aklımıza gelir. Evet, şimdi arkadaşlar buradan çıkacağız. İçerideki işimiz bittikten sonra çıkacağız. Böyle bir şehir turu atacağız. Ben size gene kısa kısa bilgiler vereceğim. En sonunda bizim derneğimizin kültür evimiz hemen şu bitişik binadadır. O 180 yıllık binadır. O binanın önünde bir iki kelime daha edeceğim. İsteyenler kültür evine, müzemiz aynı zamanda. İsteyenler oraya çıkacak, gezecek. İsteyenler dolaşacak ve giderlerimiz belli bir süre verecek. Orada açıklayacaklar. Tamam mı arkadaşlar? İsteyen buyurun girsin, ayakkabılarınızı çıkarıp girebilirsiniz. Serbest.